Şimdi Şanlıurfa Milletvekili Sayın İbrahim Ayhan konuşacak. Halkların ve Demokratik Partisi adına buyurun. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, ben de öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bizi izleyen tüm yurttaşlarımızı da bu duygularla da selamlıyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, hükümetin örtülü ödenekler, savaş bütçesi ve yanlış ekonomik politikalarının sonucu büyük bir krizi yaşadığımız dönemden geçmekteyiz. Özellikle son süreçlerde toplumsal anlamda yaşanan kimi krizlerin, kimi sorunların en büyük nedenlerinden biri de uygulanan politikalardır. AKP hükümetlerinin özellikle uygulamış olduğu politikalara baktığımız zaman bu politikalarda yaşamış olduğu krizleri dönem dönem vergi affı, varlık barışı gibi isimlerle sermayeye, yani zenginlere yönelik palyatif önlemlerle aşmaya çalıştığını görmekteyiz. Şu anda üzerinde konuştuğumuz bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu ile sermaye piyasası kurulu da tam da bu dediğimiz manipülasyonların, bu dediğimiz palyatif önlemlerin alınmasına yönelik kurulan kurumlardan iki tanesidir. Bu iki kurum da yabancı sermayenin ve Türkiye'deki finans sektörünün daha fazla kar etmesini, daha fazla kazanmasını, daha fazla halkın ve toplumun sömürülmesine sağlayan sektörlerden iki tanesidir. Yani kurumlardan iki tanesidir. Dolayısıyla bugün finans dediğimizde sistemi kapitalizmden kopuk, kapitalizmden bağımsız düşünmek mümkün değildir. Kapitalizm 1970'li yıllardan beri özellikle üretim sektöründe girmiş olduğu krizden sonra tamamen kendisini finans üzerinden var etmeye çalışmakta ve bu finans kapital modeli üzerinden de bütün dünyayı bir sömürü cenderesinin içerisine almaktadır. Türkiye'de de bu sömürü sistemi, bu neoliberal politikalar 1980'lerden itibaren adım adım uygulanmakta ve son 15 yıl AKP hükümetleri döneminde de bu finans kapital modeli ve sistemi hayatın bütün alanlarında da kendini göstermektedir. Özellikle bu finansla ilgili yapılan düzenlemeler sanal arzu nesneleri yaratılarak insanlar tüketime sevk edilmekte ve bu tüketim üzerinden toplum adeta bağımlı bir noktaya getirilmektedir. Değerli arkadaşlar, sağ olasın. AK Parti hükümetinin serbest piyasa söylemleri bu ülkede özelleştirilmedik herhangi bir şey bırakmamıştır. Özellikle borçlanmamış hiçbir birey de ne yazık ki kalmamıştır. Bunun yapılmasının en büyük nedenlerinden biri de neoliberal kapitalist sistemi yaşamsallaştırmak olmuştur. Elbette AKP bu borç sarmalı ve özelleştirme sistemini bir günde getirmedi. AKP uluslararası finans kuruluşlarının mutlak desteğini alarak iktidar yapılmış bir parti olması itibariyle halka bu gerçekleri söylememektedir. Muhafazakar nutuklar üzerinden halkın duygularıyla oynayan bu iktidar en büyük balonlarından biri de özellikle faizdir. Yani faizin meşrulaştırılması, faizin gündemleştirilmesine yönelik çok ciddi bir şekilde bir manipülasyon gerçekleştirilmektedir. Faiz gerek semavi dinlerde gerekse de İslam dininde haram kılınan ve günah kılınan bir uygulamadır. Bu gerçeklik böyle olmasına rağmen her geçen süreç içerisinde AKP hükümetleri faizi daha fazla önemseyerek ve faiz üzerinden bir ekonomi modeline esas alarak kendini var etmeye çalışmaktadır. Söylemde faiz karşıtı ama gerçekte faizle birlikte var olan bir hükümet gerçeğiyle karşı karşıyayız. Halkın borçlanması sonucu faizle finans kurumlarının büyümesini sağlayan bu iktidardır. Bu anlamıyla büyüyen ekonomi değildir, faiz sistemidir, yani finans sistemidir. Değerli arkadaşlar, halkın yoksullaşmasıyla beraber
AKP Genel Başkanı devamlı olarak yatırım yapın diye talimatlar yağdırıyor. Zannediyor ki deyince üretim başlayacak, insanlar ticaret yaptığı zaman elde ettiği karı dışarı çıkarıp çıkarmayacağını, en ufak itaatsizlikle şirketlerini en konulmayacağını bilmiyorlarsa neden yatırım yapsınlar? Yarın ülkenin bir iç savaşa sürükleneceğinden korkan insanlar ve tüketiciler neden ev ve araba alsınlar? Maliye Bakanı bütçe açılış konuşmasında 2016 yılı bütçesinin 29 milyar açık verdiğini söylemişti. Peki Sayın Bakan neden geçen yılın rakamlarını veriyor da güncel rakamlar vermiyor? Onun da bizler verelim. 2013 yılında bütçe 18 milyar açık vermiş. 2014'te 23 milyar, 2015'te 30.5 milyar, 2016'da 30 milyar, 2017'nin ilk 10 ayında ise 35 milyar açık vermiştir. Bütçe yılın ilk 10 ayında 35 milyar açık verdi. Bu açık 2016'nın aynı döneminde 12 milyar TL'ydi. Yani hemen hemen 3 katı bir açık durumu söz konusu. 35 milyar TL açık varsa bunu finanse etmek için kabaca 40 milyar lira borçlanması gerekmektedir. Oysa borçlanma 77 milyar TL hazineye yönelik inanılmaz bir rakamla karşı karşıyayız. Hazinenin, bütçenin halet-i rüyesi budur işte. Türkiye Bankalar Birliği'nin risk merkezine göre yılın ilk 8 ayında bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %4.1 oranında artarak 499 bin kişi olmuştur. Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise 632 bin kişidir. Halkın boğazına kadar borçlu olduğu bir ülke gerçekliğinde dövizimi ve altınımı bozduruyorum kampanyaları düzenlemek en hafif tabiriyle sürreel bir gerçekliktir. Yani gerçekliğe ve yaşamın doğasına uymayan bir kampanyadır. Bankacılıktan bahsederken paranın en fazla döndüğü sektörün yerli parayla mı, yabancı parayla mı ilişkili olduğunu gösterecek rakamlar vermek daha iyi olacaktır. Bugün Türkiye'de 52 banka vardır. Bu 52 bankanın 29 tanesi yabancı sermayeye aittir. Aynı zamanda 62 sigorta şirketinin 39 tanesi de yabancı sermaye aittir. Bireysel emeklilik hizmeti veren ilk 18 şirketten 10'u da yabancılara aittir. Yabancı para yerine TL'yi teşvik etmekten söz eden hükümet yetkililerinin kendi ifadeleriyle mega projelerin hepsi döviz cinsinden borçlanmaktadır. Diğer bir husus da bu asgari ücretle ilgili. Özellikle 1404 lira olan asgari ücretin mevcut durumunu dolar bazında ele aldığımızda bu 400 dolara tekabül etmekteydi. Ama şu anda aynı asgari ücret doların yükselmesiyle beraber 364 dolara inmiştir. Değerli arkadaşlar, enflasyonun, işsizliğin bu kadar yüksek olduğu bir yerde ekonomi büyüyor sözleri de ve tespitleri de halkın akıl gücüyle ne yazık ki alay etmektir. Sermayenin büyümesi ve sürdürülmesi ilkesiyle yapılan tüm bu neoliberal modellerin halka demokrasi kavramı içerisinde pazarlanması oldukça ironiktir. Olabildiğince siyasal alan içinde demokrasi kavramı ile ilişkilenme ise siyasal kurumun kurnazlığından başka bir şey değildir. Yasalar önünde özgür ve eşit olarak kurgulanan demokrasi, ekonomik alanda da bir eşitlik ilkesiyle buluşturulmadığı müddetçe sadece söylemde ve yasalar üzerinde kalacaktır. Ekonomide birikimin adaletli bölüşümü ve emeğin değerinin teslimi olması asıl sürdürülebilir model olacaktır. Nitekim günümüzde de farklı coğrafyalarda neoliberal kalkınma modeline alternatif geliştiren kalkınma modelleri yer almaktadır. Fakat bunların hepsindeki temel sorun sermayeyi koruma ve kapitalizmi sürdürme eksenlidir. Bu yüzden de tüm modeller bir yerden patlak vermektedir. Ekonomik sıkışmışlıklardaki takvim ise gün geçtikçe daralarak kendini hissettirmektedir. Yani şu anda da yazılan bütçede bu ekonomik sıkışmışlığın, bu kapitalist mantığın ve sistemin esas aldığı bir zihniyetle gerçekleştiren bir bütçedir. Dolayısıyla krizi esas alan ve
bohçayı yamamaya yönelik bir bütçe olduğu için bu bütçeden de halka, topluma, refah, huzur ve ekonomik seviyesinin yükselmesini beklemek de beyhudedir. Dolayısıyla bir düşünün de dediği gibi yanlış hayat doğru yaşanmaz. Bu bütçede yanlış kurgulandığı için içi yanlış verilerle ve yanlış projelerle doldurulduğu için bu bütçeden halka refah, huzur ve mutluluğun getirmesini beklemiyoruz. Bunun için yapması gereken temel nokta Türkiye'nin gerçekten hakça, adilce Teşekkür ederim Sayın Ayhan.